Herkese selam, ben Hamza Polat. Snowboard milli takım sporcusuyum. Türkiye'de World Cup yarışlarına katılan ve puan alan ilk erkek sporcuyum. Bugün hep birlikte snowboard öğreneceğiz sıfırdan. Hadi başlayalım. Snowboard'a ilk başladığımızda karşılaştığımız en önemli sorulardan biri, board boyumuz ne olmalı? Board'u vücudumuzun önüne aldığında çene hizamıza gelmesi gerektiğine dikkat etmeliyiz. Bu bizim için önemli kriterlerden biri. İlk öncelikle snowboard'a başlarken herkesin kafasında olan çok büyük bir muamma var. Bunlardan en önemlisi, hangi ayağımız önde kayacağız? Bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Önemli kriterlerden biri de şu: güçlü ayağımızın ön ayağımız olduğuna dikkat etmeliyiz. Ben sağ ayağım, futbol oynarken sağ ayağımla şut çekiyorum ve sıçrama ayağım sağ ayak. Buradan da anlıyorum ki güçlü olan ayağım sağ ayak. Bunun için snowboard'a başlarken sağ ön başlayacağım. Sağ ayağım önde olacak. Buna dikkat etmeliyiz. Board boyumuzu ve hangi ayağımızın önde olduğunu belirledikten sonraki en önemli nokta, açılarımızın, bağlamalarımızın kaça kaç olduğu. Arkadaşlar, sıfırdan başlayan arkadaşlar için öncelikle 2-3 tane açı var. Bunları, üçünü de söyleyeceğim. Hangisinde daha rahat ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ben sağ ön kaydığım için sağ ön açım 15, arkadaki açım -3 olarak belirledim. Siz bunu 10'a -5 olarak da yapabilirsiniz. İki tarafa da daha rahat kayabilmek adına. Hangi board'u nerede kullanacağım? Bu da çok önemli bir detay. Arkadaşlar, board'lar fabrikadan 90 derece açıyla ön kenar, arka kenar olarak çıkar. Bunlar yumuşak, orta ve daha orta sertlikte çıkar fabrikadan. Bunları nerede kullanacağınıza göre bunlar değişiklik gösterir. Daha off-pistlerde kullanmak için orta yumuşaklıkta, parklarda atlamak, zıplamak için kullanmak için de daha yumuşak boardları, daha sert zeminlerde, buzlarda kullanmak için biraz daha sert boardları tercih edebilirsiniz. Sertlik derecesini nasıl anlayacağım diyecek olursanız da onları gittiğiniz mağazalarda çalışanlar size zaten yardımcı olacaktır, ama kendiniz bulmak isterseniz boardları ilk aldığınızda boardların üzerinde bir kağıt olur. O kağıtlarda orta sert mi, sert mi, yumuşak mı diye her şeyi yazar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Güvenliğimiz için kesinlikle kask ve gözlük takmalıyız. Bunları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kaskımızı seçerken kaskımız ve kafamız arasında boşluk olmamasına, büyük olmamasına dikkat etmeliyiz. Kış sporlarında görüş çok önemli. Onun için gözlük seçimlerimize dikkat etmeliyiz. Daha güneşli havalarda aynalı gözlükleri tercih etmeliyiz. Sisli havalar için daha çok açık camlar tercih etmeliyiz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konulardan biri, bağlamamızı nasıl bağlayacağız? Arkadaşlar, eğer bordunuzu böyle bırakıp ayakta takmaya çalışırsanız büyük ihtimalle bordunuzu kaybedeceksiniz. Bordunuz aşağıya doğru kayabilir. Öncelikle bordum elimde olacak. Oturacağım. Bordumu yerleştireceğim, tutuyorum, açtım bağlamalarımı, ayağımı iyice yerleştirdiğimden emin olmalıyım. Öncelikle arka klipsimi kapatacağım. Bordumun, ayağımın tam oturduğuna emin olmak adına öncelikle arkayı sıkıyorum. İyice sıkmam gerekiyor, sıkı olmalı, ayağım sağa sola oynamamalı. Daha sonra ön klipsi kapatacağım. Bu şekilde. Şimdi bordumun gitmemesi için arka kenarı kara saplıyorum. Hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Sol ayağıma geçeceğim. Emin oluyorum. İlk önce arkayı sıkacağım. Daha sonra ön klipsi kapatıyorum. Şimdi oturdum, bağlamalarımı açmak istiyorum, ayağa kalkacağım. Dikkat etmem gereken tek şey şu: burada bağlamaları açabileyim diye küçük bir tırnak var, siyah tırnak. Onu
yukarı doğru hafifçe çektiğimde bağlamalarım açılacak. İlk önce hangi ayak önde kayıyorsam ters ayağımı açmam gerekiyor. Ayağa kalkabilmem adına. O zaman hadi ayağa kalkalım. Ayağa kalkarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan en önemlileri, ayağa kalkarken kalçamızın bordumuza iyice yakın olduğundan emin olmalıyız. Daha sonra hangi kolunuzla daha rahat hissediyorsanız bordun ortasını tutacağım. Bir elimle sağdan kalçamın yanında destek alacağım ve çekeceğim. Çekeceğim. Kalktım. Bekliyorum. Bordumla yürüyüş yaparken yukarı doğru ön kenarı kullanacağım. Ön kenarı kullanmam için denge ayağımı bağlıyorum. Önde olacak ayağımı. Daha sonra arkada olan ayağımı öne alıyorum. Ön kenarı sapladım kara. Yavaş yavaş yürüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bordumla yürüyüş yaptım, daha sonra adım alıyorum. Bordumla aldım, daha sonra adım alıyorum ayağımla. Burada geldim. Burada dönüş yapmak isterken dikkat etmem gereken en önemli nokta bu. Hemen burada ayağımı arkaya alıyorum. Arka kenarı kara sapladım. Yavaşça dönüyorum. Yavaşça dönüyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta, hiçbir zaman bordumu yatay aşağı zemine temas ettirmiyorum. Hep kenarda dönüşlerimi yapacağım. Snowboard dünyada öğretilirken iki şekilde öğretiliyor. Bunlardan ilki Fransız ekolü dediğimiz şekli, stili. İkincisi Avusturya ekolü dediğimiz stilde öğretiliyor. Bugün sizinle Fransız ekolüyle öğreneceğiz snowboard'u. Onları anlatacağım. Şimdi hep birlikte tek ayak kayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, ağırlık merkezimizin bordun ortasında olduğuna emin olacağız. Sol ayağımız boşta olduğu için bağlamaya dayayacağız, emin olacağız. Daha sonra kollarımızı açıyoruz. Bordumuzu yataya getirdik. Ufakça itiyoruz ve bekliyoruz, kollarımız açık. Düz bir zeminde olduğunuza emin olun. Bordunuzun çok hızlanmasına izin vermeyin bu şekilde. Böyle geldim, bekliyorum. Tekrar sol ayağımı öne aldım. Dönüyorum. Kaydığım yere tekrar tırmanacağım. Bunu birkaç defa tekrarlayacağız. Dengemizin tam olarak oturabilmesi için. Geldim. Kollarımı açıyorum. İttim bordumu. Dayadım ayağımı bağlamaya. Bekliyorum. Bekliyorum. Düz bir zeminde olduğum için bordum zaten duracak. Burada önemli olan nokta, kollarınızla birlikte vücudunuzu kullanıp ağırlık merkezinizi hep bordun ortasında tutabilmek. Şimdi çift ayak kayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta ve en püf nokta, ağırlık merkezimizin ortada olduğundan emin olmamız gerekiyor. Kollarım açık, kafam dik. Ağırlığımı sağa ya da sol ayağıma doğru vermiyorum. Bunları yaparsam düşme ihtimalim çok yüksek. Önemli olan ortada kalmak. Kollarımı açıyorum. Sağa doğru, sağ ön kaydığım için sağa doğru yönelebilmek adına sağ ağırlığımı vereceğim. Bordum dönecek. Burada dikkat etmem gereken nokta, başım hep gittiğim yöne bakacak. Vücudumu çevirmeyeceğim. Vücudum normal. Kafamı çeviriyorum. İlerledim. Durmak istediğimde direksiyon gibi üst vücudumu kullanacağım. Çeviriyorum biraz. Bordumla benimle birlikte döndü. Tekrar aynı pozisyona geldim. Dizlerim her zaman bir tık bükük. Bu şekilde karşıya bakıyorum. Belim dik, kollarım açık. Yeni başlayanların sürekli yakındığı bir olay var. Düşmek. Aslında düşmek herkes için büyük bir problem. Biz şimdi size göstereceğim şekilde düştüğünüzde hiçbir problem yaşamadan snowboard hayatınıza devam edebilirsiniz. Öncelikle giderken eğer dağınık düşersem omzum, kolum, kafam herhangi bir yerime bir zarar verebilirim. Onun için düşerken her zaman çok yavaş ve dikkatli düşeceğim. Şimdi geriye doğru otururken genelde durduğumuzda yaşadığımız bir olay. Dengeyi sağlayamadığımızda geriye doğru düşüyoruz. Onu şu şekilde yapacaksınız. Eller kapalı, küçülüyorum, kalçamın üzerine düştüm, bordu kaldırdım ve geri geldim. Kayıp durduktan sonra dikkat etmem gereken şey, dengemi kaybedersem eğer, öne doğru düşecek olursam,
çok dikkatli düşmem gerekiyor. Burada yapmam gereken şey şu. Dizlerimin üstüne biraz küçüleceğim. Ellerimi kapatıyorum. İlk önce dizlerimin üstüne düştüm. Kaldırdım board'u. Ve kalktım. Snowboard'da dönüşleri yapmamıza yardımcı olan kenarlarımız var. Bunlardan parmak ucu, yani parmak uçlarımızın geldiği kısım ön kenar, topuklarımızın geldiği kısım arka kenar olarak adlandırılıyor. Dönüş yaparken bunları kullanacağız. Şimdi snowboard'da dönüş yapmadan önce yaprak düşüşü dediğimiz bir teknik var. O tekniği hep birlikte uygulayacağız. Aynı şekilde topuklarımda kalacağım. Standing pozisyonu, ellerim bir tık yana doğru açık. Sağa gitmek istiyorum. Sağa bakacağım. Sağ bacağıma %60'lık bir ağırlık vereceğim. Sağa doğru gidecek. Durmak istediğimde yükseleceğim. Kollarım öne doğru. Tekrar sola gideceğim. Sol ayağıma verdim ağırlığımı. Sola doğru bakıyorum. Geldim. Burada önemli olan ve dikkat etmemiz gereken nokta, bunu çok yavaş yapacağız. Durdum. Tekrar sağa veriyorum ağırlığımı. Board'umun döndüğünü göreceksiniz. Gidiyor çok yavaş. Gittiğim yöne bakıyorum. %60'a %40. Geldim, durdum burada. Kalktım ve bitti. Oturmam gerekiyor. Düşme tekniklerini gösterdim. Hemen kollarımı kapatacağım. Düştüm, oturdum. Bağlamalarımı açıyorum. Standing pozisyonunu yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Standing pozisyonundayken topuklarımda olmam gerektiğini her zaman hatırlamam gerekiyor. Topuklarımda değil de ön kenara baskı yapmaya başlarsam eğer, burada olacak şeyi gösteriyorum. Bıraktım baskıyı, öne geldi, takıldım, hop düştüm. Şimdi her şeyi tamamladık. Pistin başına geldik. Topuk dönüşü göstereceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bu püf noktalardan ilki, pistin başındayken dönmem gereken yere zıplayarak dönmüyorum. Bu çok büyük bir hata. Çok birden hızlanabilir bordunuz. Burada yapmam gereken şey kollarımı açmak, dizlerimin üstüne oturmak, bükmek biraz. Belim dik. Sadece ağırlığımı gittiğim yöne doğru veriyorum. Bakıyorum ve gidiyorum. Gittim, belli bir hıza ulaştıktan sonra topuklarımı oturdum, çevirdim vücudumu, standing pozisyonuna geldim ve kalktım. Dönüşümü bu şekilde tamamlıyorum. Arkadaşlar, eğitim videomuzun sonuna geldik. Kendinizi geliştirmek için bu hareketleri tekrar edin. Bu videoların devamı için Decathlon Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.